Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Gülizar Yazıcı, İngilizce öğretmeni. Bugün sizlerle dördüncü üniteyi işleyeceğiz. Ünitemiz on the phone, yani telefonda demek. Genel itibariyle iletişimle alakalı bir konu, güncel bir konu. Evet, başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ünitemiz on the phone, telefonda demek. Hemen devam edelim. İletişim yöntemleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Ways of communication. Geçmişten günümüze bütün iletişim yöntemlerini burada size hatırlatmaya çalışacağım. Evet, ilk olarak text message, yani mesaj yazmak. Write a letter ya da write a postcard. Mektup yazmak ya da kartpostal yazmak. Bu oldukça eski bir yöntem. Senden e-mail göndermek. Make a phone call, telefon konuşması yapmak. Birini telefonla aramak. Make a video chat, görüntülü sohbet. Bu artık bütün uygulamalarda mevcut. Talk ya da speak face to face ya da face to face interaction olarak da geçer. Yani yüz yüze konuşma, ki en etkili iletişim yöntemi bu diye düşünüyorum. Use social networking sites ya da use social networks, sosyal ağları kullanmak. Use smoke signals, dumanla haberleşmek. Bu oldukça eski bir yöntem arkadaşlar. Hatta yanına old fashioned, yani eski moda diye de not aldım. Devam edelim. Use messenger birds, yani haberci kuşlar. Telegraph, bu da telgraf. Printing machine, bu da baskı makinesi. İletişim yöntemleri bunlardı arkadaşlar. Devam edelim. Bununla ilgili genel bir soru var. Kaynaklarda çok kullanılıyor. Hemen paylaşmak istiyorum. How do you keep in touch with your friends? Yani arkadaşlarınla nasıl iletişim kurarsın? Hangi iletişim yöntemini kullanıyorsun? Cevap olarak da I usually speak face to face. Also I use social networking sites diyebiliriz. Devam edelim. Phone call, conversation, dialogues, ki en can alıcı nokta burası. Telefon konuşma diyalogları arkadaşlar. Bakalım neler varmış. İlk olarak telefonda kendimizi tanıtmak istiyorsak, if you want to introduce yourself, bakalım hangi kalıpları kullanıyoruz. Hello, this is Monica speaking. Hey, Monica speaking. Hello, this is Monica. This is Monica calling. Bunların dördü de aslında kişinin ismini söylemesi. Yani kendini tanıtması. Ben Monica diyor burada kişi. Devam edelim. If you want to talk to someone. Eğer birini telefona istiyorsak bakalım. Is Sarah in? Sarah orada mı? May I? Ya da can I speak to Sarah please? Sarah ile konuşabilir miyim lütfen? Could you ya da can you put me through to Sarah? Beni Sarah'a bağlayabilir misiniz? Bu daha çok formal, yani resmi konuşmalarda geçerli. I would like to talk to Sarah. Sarah ile konuşmak istiyorum. Is Sarah there? Yine Sarah orada mı? Ve son olarak is Sarah available? Sarah müsait mi? Available kelimesi çıktı karşımıza. Bu da çok önemli bir kelime arkadaşlar. Akılda tutmamız gereken bir kelime. Devam edelim. Asking who is on the phone. Telefondakinin kim olduğunu sorarken. Could I take your name? İsminizi alabilir miyim? Excuse me, who is this? Affedersiniz, kimsiniz? May I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? Son olarak who is speaking? Kim konuşuyor? Bunların dördü de karşımızdakine ismini sormak için kullandığımız kelimeler, cümleler. Devam edelim. Burada bir notumuz var arkadaşlar. May I, can I ya da could you, can you ifadeleriyle sıkça karşılaşıyoruz. Bunları hangi alanda kullanıyoruz? Kibarca izin alırken ya da karşımızdan bir şey rica ederken, may I ya da can I'yı izin alırken kullanıyoruz. Could you ya da can you ifadelerini de karşımızdakinden bir şey rica edeceksek kibar bir şekilde kullanıyoruz. Devam edelim. If someone is available. Eğer aradığımız kişi konuşmaya müsaitse ve onu telefona çağırıyorsak, hold on ya da hang on a minute, I will get her. Hold on da hang on da ikisi de arkadaşlar sinonim, yani eş anlamlı. İkisi de bekle demek ya da beklemek. Bir dakika bekler misin? Onu çağıracağım. Just a second, I will connect you. Bir saniye sizi bağlayacağım. I will get her, onu çağıracağım. Don't hang up, I will get her. Burada hang up çıktı karşımıza. O da kapatmak. Don't hang up, kapatma diyor arkadaşlar burada. Kapatma, onu çağıracağım.
Can you hold on a moment, please? Yine bir dakika bekler misin? Devam edelim. I will put you through to him. Sizi ona bağlayacağım. Bu ifadelerde kişi müsaitse kullanılıyor. Devam edelim. Eğer tam tersi bir durum söz konusuysa, yani kişi müsait değilse, konuşacak durumda değilse, someone isn't available. Bakalım neler kullanıyoruz. He is out of the office at the moment. Şu anda ofisin dışında. Yani burada değil, onunla konuşamazsınız. He has gone out. Dışarı çıktı. Sorry, he isn't here. Üzgünüm, o burada değil. I'm afraid she is busy now. Korkarım, şu anda meşgul. I'm afraid Robin is not available. Korkarım Robin şu anda müsait değil. Busy eşittir not available arkadaşlar. Busy meşgul demek. Not available da meşgul demek. Available müsait demek. I'm sorry Mr. Smith is in a meeting now. Üzgünüm Mr. Smith şu anda bir toplantıda. Devam edelim. Taking a message for someone. Birisi için mesaj alırken, mesajını alırken, would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misiniz? Can I take a message? Mesajınızı alabilir miyim? I will tell Jenny that you called. Jenny'ye onu aradığınızı söyleyeceğim. Have you got a message for him or for her? Onun için bir mesajınız var mı? Do you have a message for him? Yine onun için bir mesajınız var mı? Leaving a message, mesaj bırakırken. She has my number, she will call me back. Benden numaram onda var, beni arayacaktır. Can you tell him I called please? Ona aradığımı söyler misiniz lütfen? Could you tell him to connect Mr. Parker? Mr. Parker'la iletişime geçmesini söyler misiniz? Could you ask her to call me? Ona beni aramasını söyler misiniz? Evet, if you don't understand. Evet, bazen hatlarda bozukluk olabiliyor. Eğer konuşan kişiyi anlamadıysak ve tekrar etmesini istiyorsak. I can't hear you well. It's a bad line. Seni iyi duyamıyorum. Hat cızırtılı, bozuk. Say it again or repeat it please. Tekrar söyle ya da tekrar eder misiniz lütfen? I'm sorry. Could you say that again? Üzgünüm. Tekrar söyler misiniz? I don't understand. Could you speak loudly? Anlamadım. Tekrar eder misiniz? Yüksek sesle konuşur musunuz? Bunlar da birisini anlamadığımız zaman söyleyebileceğimiz ifadeler. Devam edelim. Finish ya da ending conversation. Conversation konuşma demek arkadaşlar. Konuşmayı sonlandırırken neler söylüyoruz bakalım. Thanks for calling. Bye for now. Aradığın için teşekkürler. Şimdilik hoşça kal. I will talk to you soon. Yakında konuşuruz. Yakında görüşürüz. It was nice talking with you. Seninle konuşmak güzeldi. We will meet up later. Daha sonra buluşuruz. Ve son olarak see you then. Bye. Daha sonra görüşürüz. Bye. Şeklinde. Evet. Bir sonraki konumuz reasons to call centers. Call centers müşteri hizmetleri çocuklar. Müşteri hizmetlerini aramamızın sebepleri. Bu da kitaplarda yer verilmiş. Yine kitabımızda var. İlk olarak make a complaint. Bir şikayette bulunacaksak call center'ı arayabiliriz. Daha sonra to learn about the bills. Faturalarımız hakkında bilgi almak istiyorsak. To make reservations from restaurants, hotels or flight tickets. Eğer bir restoranda ya da otel odasını ayırtmak istiyorsak ya da uçuş bileti ayırtmak istiyorsak yine call center'ları arayabiliriz. To buy something, bir şeyler satın almak istiyorsak. To change ya da return a product. Product, ürün arkadaşlar. Change, değiştirmek. Return de iade etmek. Bir ürünü değiştirmek ya da iade etmek istiyorsak. To learn more information. Bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsak yine call center arayabiliriz. Information, bilgi. Burada bir not düşmüşüz arkadaşlar. Book ya da reservation, sinonim yani eş anlamlı kelimeler. Book gördüğümüz zaman kitap olduğunu düşünüyoruz burada. Değil, yer ayırtmak anlamında kullanılıyor. Devam edelim.
Smiley'lerimiz var, emojilerimiz. Aşağıda daha ayrıntılı. Evet, embarrassed ya da shy çocuklar, utanmış ya da utangaç, bored, sıkılmış, surprised, şaşkın, angry, kızgın, scared, korkmuş. Devam edelim. Cool, havalı demek. Crazy, çılgın, smart, akıllı ya da zeki. Sleepy, uykulu. Happy ise mutlu demek. Devam edelim. Bir sonraki konumuz arkadaşlar. Pros and cons of the smartphones. Smartphone kelimesi de yine çok önemli bir kelime arkadaşlar. Akıllı telefon. Akıllı telefonların avantajları, dezavantajları. Bunlara bakacağız. Pros avantajları, cons ise dezavantajları. Pros yani avantajlarla başlayalım. Bakalım ne gibi avantajları var akıllı telefonların. We can carry them easily. Onları kolaylıkla taşıyabiliriz. Evet, taşıma da oldukça kolaylık sağlıyor. Devam edelim. We can have quick internet connection. Hızlıca internet bağlantısı elde edebiliriz. Evet, kesinlikle bunun için de gayet hızlı. We can keep in touch with our friends easily. Arkadaşlarımızla hızlıca iletişime geçebiliriz. Keep in touch, iletişim kurmak. Çok önemli bir phrase, önemli bir kalıp. Devam edelim. They are useful for emergency issues. Emergency, acil demek arkadaşlar. Issues, durumlar. Acil durumlar için faydalılar. We can reach information quickly. Bilgiye hızlıca ulaşabiliriz. Bunlar avantajlarıydı arkadaşlar. Bunun yanında dezavantajları da var. Akıllı telefonların, smartphone'ların. Bakalım dezavantajları nelermiş. Cons. They are too expensive. Çok pahalılar. We can get addicted to them. Addict kelimesi çıktı karşımıza arkadaşlar. Bağımlı demek. Yine bu da bilmemiz gereken bir kelime. Bağımlı olabiliriz akıllı telefonlara. They can cause health problems. Sağlık problemlerine sebebiyet verebilirler. They can disturb our concentration while driving or in class. Disturb, bozmak arkadaşlar. Konsantrasyonumuzu bozabilirler while esnasında araba kullanırken ya da dersteyken konsantrasyonumuzu bozabilirler. They can make people lazy. İnsanları tembelleştirebilirler. Evet, çok kolaylık sağladığı için artık. We can have security issues. Güvenlik problemleri yaşayabiliriz. Evet, indirdiğimiz aplikasyonlarda yani uygulamalarda çocuklar her türlü kimlik bilgilerimize ulaşabilirler. Bu yüzden güvenlik problemi yaratabilirler akıllı telefonlar. Devam edelim. Evet, sırada SMS Abbreviations Guide var. Evet, teenagerların sıkça kullandıkları arkadaşlar kısaltmalar var mesajlaşırken. Şöyle bir göz atalım. Great için bu kısaltmayı kullanıyorlar. In my opinion, benim fikrime göre, benim düşünceme göre, today bu şekilde kısaltılmış. Tomorrow, yarın demek tomorrow. Tonight, yine bu akşam demek. As soon as possible, bu sıkça kullanılıyor arkadaşlar, dikkat edelim. As soon as possible, mümkün olan en kısa sürede, mümkün olduğunca hızlı demek. Devam edelim. Before, bu da bu şekilde kısaltılıyor. Before, önce demek. You, yine U biliyorsunuz alfabede U diye söyleniyor. O yüzden bu şekilde karşımıza çıkıyor. Yine why, niçin diye sorarken sadece Y harfiyle bir kullanım sağlayabilmişler. See you derken de C ve U harfleri, C, C biliyorsunuz, Y'de, U bu şekilde. Thanks da bu şekilde. Hate, yine 8, 8 sound'u var içerisinde. O yüzden 8, H ve 8 ile kısaltılmış. Devam edelim. Evet, bu ünitede Simple Future Tense de var. Simple Future Tense'i önceki konulardan da biliyordunuz zaten. Hemen ben kullanım amaçlarından başlıyorum. To make prediction arkadaşlar, tahmin. Gelecekle ilgili tahminde bulunmak istiyorsak will future'ı kullanabiliriz. Örneklere bakalım. I will pass the exam tomorrow. Yarın sınavı geçeceğim. Bu bir tahmin arkadaşlar. In 2050, population of Turkey will be doubled. 2050'de
Türkiye nüfusu ikiye katlanacak. Böyle bir kesinlik söz konusu değil. Sadece bir tahmin de bulunulmuş arkadaşlar. I will travel around the world next year. Gelecek yıl dünyayı gezeceğim, seyahat edeceğim. You will be a rich man in the future. Gelecekte zengin bir adam olacaksın. Devam edelim. İkinci kullanım alanı. To express spontaneous and unplanned decisions about future. Anlık kararlarda ya da planlanmamış kararlarımızda yine future tense kullanabiliyoruz. O an aklımıza gelen olaylar. Örneklere bakalım. I will call her as soon as possible. Onu mümkün olduğunca en hızlı sürede arayacağım. I will order a pizza. Bir pizza sipariş edeceğim. I will tell him you called. Ona aradığını söyleyeceğim. Devam edelim. Positive sentences. Will feature ile pozitif cümle yapmak istiyorsak arkadaşlar. Öznemiz arkasına will ve fiilin birinci hali. Verb one dediğimiz. Örneklere bakalım. My friends will come to my party. My birthday party. Arkadaşlarım doğum günü partime gelecek. She will help her mother. O annesine yardım edecek. They will see each other soon. Yakında birbirlerini görecekler. He will have an important meeting in an hour. Bir saat içerisinde önemli bir toplantısı olacak. Mr. Brown will call you immediately. Mr. Brown sizi hemen arayacak. Burada da arkadaşlar gördüğümüz gibi bütün öznelerden sonra will kullanabiliyoruz. I, you, we, they, he, she, it hiç fark etmiyor. Ve fiil de birinci halde hiçbir dönüşüme uğramıyor. Bu yüzden kolay bir tense. Devam edelim. Negative sentences. Eğer gelecekle ilgili negatif cümleler kurmak istiyorsak will not ya da won't kullanıyoruz ki çoğunlukla won't kullanılıyor. Özneden hemen sonra won't. I won't go to holiday. Tatile gitmeyeceğim. My family won't attend my graduation party. Ailem mezuniyet partime katılmayacak. Mr. Green won't be available tomorrow. Mr. Green yarın müsait olmayacak. She won't be at home next week. Gelecek hafta müsait evde olmayacak. We won't meet up tonight. Tonight bu akşam. Bu akşam buluşmayacağız. Meet up, buluşmak. Devam edelim. Asking questions. Soru sormak istiyorsak da will cümlenin en başında bildiğimiz gibi. Will we start school next month? Gelecek ay okula başlayacak mıyız? Will he join the business meeting? O iş toplantısına katılacak mı? Will Alex accept Martin's invitation? Alex, Martin'in davetini kabul edecek mi? Devam edelim. What will you buy him as a gift from Italy? Ona İtalya'dan ne hediye alacaksın? What will you drink? Ne içeceksin? When will the meeting finish? Toplantı ne zaman bitecek? What time will you be at home? Saat kaçta evde olacaksın? Devam edelim. Arkadaşlar, future tense'de kullanılan önemli phrase'ler var. Eğer gelecekle ilgili tahminde bulmak istiyorsak tahmin ederim ki ya da inanıyorum ki ya da umarım ki gibi ifadeler var. Onları da hemen örneklendirelim. Possibility dediğimiz ihtimalleri belirtmek için kullanıyoruz. I guess he won't be at home for dinner. Tahmin ediyorum ki akşam yemeği için evde olmayacak. I believe everything will be better in the future. Gelecekte, inanıyorum ki gelecekte her şey daha iyi olacak. Better, daha iyi. I'm sure Galatasaray will win the match. Eminim ki Galatasaray maçı kazanacak. I hope you will get what you deserve. Umuyorum ki hak ettiğini alırsın. I think I will be successful. Bence başarılı olacağım. I suppose da varsayıyorum, sanırım demek. I suppose Jack won't invite me to the party. Sanırım Jack beni partiye davet etmeyecek. Son olarak, my parents won't probably, certainly ya da definitely let me have a motorcycle. Ailem probably muhtemelen demek arkadaşlar. Certainly ya da definitely bunlar da kesinlikle demek. Ailem muhtemelen motosiklet almama
izin vermeyecek şeklinde. Devam edelim. Burada bir pay attention bölümü hazırladım. Dikkat etmemiz gereken. Çocuklar bu ünite için değil de bütün üniteler için faydalanabileceğiniz sorularda bazı kafa karıştırıcı ifadeler var. Bunları ben bir araya topladım. Grafik yorumlarken özellikle işinize yarayacak. Evet, morla başlayalım. Mor daha fazla demek. Sorularda görüyoruz işte yarıdan daha fazla ya da yarıdan daha az falan gibi ifadelerde. Mor'un örneğine bakalım. More than half of teenager. Burada yarıdan daha fazla genç. Prefer face-to-face communication. Yüz yüze iletişimi tercih eder. Yarıdan daha fazla. Ne demek arkadaşlar? Burada demek ki %50'yi geçmiş olduğunu düşüneceğiz. Less de tam tersi daha az demek. Bu da işte %50'den daha az ya da yarıdan daha fazla gibi ifadelerde kullanılıyor. Less than 50% students like adventure movies. Yarıdan %50'den daha az öğrenci adventure macera demek arkadaşlar. Macera filmlerini sever. Burada da the most'a bakalım. The most da en fazla demek. Teens like rap music the most. Gençler en fazla rap müziği sever. The least de en az demek. Brock likes science the least. The least. Brock en az fen bilimleri dersini sever. Nearly var arkadaşlar. Bununla eş anlamlı almost ve approximately de var. Kaynaklarda geçiyor. Genellikle nearly kullanıldığı için onu yazdım. Nearly yaklaşık olarak demek. Nearly half of them. Onların yaklaşık olarak yarısı. Yaklaşık olarak yarısı da %48 ya da %47 gibi bir ifade. Nearly half of them prefer cooking. Yaklaşık olarak yarısı yemek pişirmeyi tercih eder. Mostly, çoğunlukla demek arkadaşlar. Mostly people use smartphones. Çoğunlukla insanlar akıllı telefon kullanır. Most of ya da many of var. Bunlar da öğrencilerin çoğu ya da gençlerin çoğu gibi ifadelerde kullanılıyor. Yine oranların yüksek olduğu durumlar. Most of students like technology. Öğrencilerin çoğu teknolojiyi sever. All of var. Bu da hepsi. Hepsini dahil ediyor. 100 kişi varsa 100'ü de seviyor demek. All of the teens like English. Gençlerin hepsi İngilizceyi sever. Half of bu da yarısı yani %50'si. Half of the family prefer comedy films. Ailenin yarısı komedi filmini tercih eder. None of bu da hiçbiri demek. Gençlerin hiçbiri ya da bunların hiçbiri gibi ifadelerde kullanılır. None of them like hiking. Onların hiçbiri doğa yürüyüşünü sevmez. Hiking doğa yürüyüşü. Evet, devam edelim. Sırada sorularımız var arkadaşlar. Sorumuz 2019 LGS'de çıkmış, geçen sene çıkmış bir soru. Bakalım, önce soru kökünü okuyalım arkadaşlar. Arkasından diyaloğu okuyalım. Which of the following does not complete the conversation? Konuşmayı hangisi tamamlayamaz diyor. Does not complete. Yani boşluğa hangisi gelemez diyor. Bakalım. Good afternoon, this is Mike. Good afternoon, this is Sally. Devamında, hold on a moment, please, I will get him. Bir saniye bekleyin, bir dakika bekleyin, onu çağıracağım. Onu çağıracağım dediğine göre çocuklar, I will get him dediğine göre birini telefona isteme kalıpları gelsin aklımıza hemen. Bakalım şıklarımıza, is Nick there? Nick orada mı? Bu uygundur, bu olabilir. Nick has gone out. Cevabımız bu gibi duruyor. Diğerlerine de bakalım. I want to talk to Nick. Nick'le konuşmak istiyorum. Bu da yine telefona çağırma kalıplarından bir tanesi. D şıkkına bakalım. May I speak to Nick? Nick'le konuşabilir miyim? Bu da yine birini telefona çağırırken kullanabileceğimiz bir ifade. Dolayısıyla Nick dışarı çıktı ifadesini boşluğa koyamayız. Cevabımız Bursa oldu. Devam edelim. Sıradaki sorumuz bir grafik sorusu arkadaşlar. Bakalım. 100 teenagers join a survey about how they communicate. Here are the results. 100 tane, 100 kişi arkadaşlar, 100 genç bir ankete katılmışlar. Nasıl iletişim kurdukları hakkında. Sonuçlar aşağıdaki gibi. Bakalım. Video chat, yani görüntülü sohbet yapanların oranı burada. Face to face, yani yüz yüze iletişim kuranların oranı burada. Texting messages, mesajla iletişim kuranların grafiği burada, oranı.
Son olarak phone calls, yani telefonla konuşarak iletişim kuranların oranı da burada. Bununla ilgili sadece çocuklar yorum yaparak cevabı bulacağız. Grafiğe bakacağız ve bize which one is true, hangisinin doğru olduğunu soruyor. Bakalım. They use live chats for communicating the most. The most neydi arkadaşlar? Bahsetmiştik. En fazla live chats, yani görüntülü sohbet kullanıyorlar iletişim için diyor. Şıkta hayır, bakıyoruz. En fazla görüntülü sohbet değil. Dolayısıyla bu true değil. Bunu eliyoruz. Video chatting is as popular as texting a message. Görüntülü sohbet mesajlaşmak kadar popüler. Yani ikisi eş oranda diyor. Bakıyoruz. Hayır, ikisi eş oranda değil arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğru değil. Bunu da eliyoruz. C şıkkına bakalım. Phone calls is the most popular one than the others. Telefonla aramak diğerlerinden daha popüler, en popüler olanı diyor burada. Cevap bu arkadaşlar. Çünkü baktığımız zaman en fazla kullanılan iletişim yöntemi grafikte de görüldüğü gibi telefonla konuşmak. Diğerine de bakalım. None of them, onların hiçbiri mesajlaşmayı kullanmıyor iletişim için diyor. Bakalım doğru mu? Tabii ki de yanlış. Çünkü iletişim için mesajlaşmayı kullanan bir oran söz konusu. O yüzden cevabımız C şıkkı. Devam edelim. Evet. Burada yine bir diyalogumuz var. Böyle uzun olduğuna bakmayın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Önce soruyu okuyoruz. In this conversation, there is no information about, no information. Hiç konuyla alakalı bilgi, hiç bilgi olmayan, yani hiç bahsedilmeyen durumu bulacağız. Bakalım. Call center ve customer, yani müşteri hizmetleri ve müşteri arasında geçen bir konuşma. Gülay Airlines, how can I help you? Önce işletmenin adı söylendi. Gülay Hava Yolları, nasıl yardımcı olabilirim? Arkasından müşteri. I would like to make a reservation from Trabzon to Ankara. Trabzon'dan Ankara'ya rezervasyon yaptırmak istiyorum. What's the date? Tarih ne zaman? Ne zaman rezervasyon yaptıracaksınız diye sordum müşteri hizmetleri. Müşteri on April 3, Nisan'ın 3'ünde. Single or return? Tek yön mü yoksa gidiş dönüş mü? Müşteri single please, tek yönlü olduğunu söyledi. Let me check. We have a flight on that day at 8 p.m. O gün için 8'de bir uçuşumuz var. Müşteri that's okay for me, benim için uygun diyor. Ve müşteri hizmetleri can I have your name please diyor ve konuşma bitiyor. Devam edelim. No information, yani bilgi olmayan konuyu bulacağız. Arrival time, barış zamanı demekti arkadaşlar. Barış zamanını yukarıda belirtti mi? Hayır, hiçbir şekilde bahsetmedi. Sadece uçağın kaçta kalkacağını, 8'de kalkacağını biliyoruz. O da departure time, yani kalkış zamanı. Yani cevabımız bu olamaz. The date, tarihi biliyor muyuz? Evet, tarihi de biliyoruz. Nisan'ın 3'ü. From where to where? Nereden nereye olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Trabzon to Ankara. Ama arrival time, yani uçağın varış zamanını bilmiyoruz. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oldu. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, evde kalın.